Bunu bak, su içip duru. Kavurmamı yedin. İç yattıra. Hadi hadi. Şakı uçuk. Gir, yayın gir, yayın gir, yayın gir. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm Yeşilova. Ben MacGyver Süleyman. Yeşil Deniz'in cana yakın, gönlü zengin kahramanlarının sıcacık ve eğlenceli hikayeleri her hafta yüzünüzü güldürmeye, içinizdeki kederi söküp atmaya devam ediyor. Ben biliyorum ya. Şimdi siz radyoda istek alıyorsunuz değil mi? Ekranların en renkli dizisi Yeşil Deniz'in Sibel'i, güzel ve başarılı oyuncu Güneş Sayın, bir de bugünün konuğu. Az sonra. Paket satış yaparsınız. Dünyayı sevenler belli değil. Hadi Allah kurtarsın. Heyecan değildir, canı terk eder. Başları bir türlü beladan kurtulmayan sevimli sadıçların eğlence dolu serüvenleri TRT1 ekranlarında yoluna dolu dizgin devam ediyor. Hayat zati olmayan bir vazo gibi. Olmayan bir sehpanın üstünde duran. Biz de olmayan bacaklarımızı bacak bacak üstüne atmış. Ekranların en saf kahramanlarının macerası bol ve duygu yüklü hikayeleriyle her hafta olduğu gibi bu akşam da gülmekten kırılacaksınız. O tablo ki duvarları asmalak, hem de boyası çivisiz. Bir de bugün TRT1 izleyicilerini özel gerçekleştirdiği set ziyaretlerine son sürat devam ediyor. Bugün de yemyeşil Birgi'deki Yeşil Deniz'in setindeyiz. Mikrofonumuzu sevilen dizinin Sibel'i Güneş Sayın'a uzatıyoruz. Başarılı oyuncuya Sibel karakterinin karmaşık gönül ilişkilerinin nasıl gittiğini soruyoruz. Biraz karışıklıktan netliğe doğru gidiyor diyebilirim galiba. Yani çünkü Sibel Cemal vardı eski Almanya'daki, hani on kim yeni bir yer derken, şimdi yavaş yavaş artık geçmişten kurtulup yeni bir aşka doğru yelken açıyor diyebiliriz. Aman sen bana kızma, ben sana öyle sert çıktım diye. Sibel Almanya'da doğup büyüdükten sonra Birgi'ye gelmek zorunda kalıyor. Sizce oynadığınız karakterin bu coğrafyada yaşadığı en büyük sıkıntı nedir? En çok bence yaşadığı kültürle beraber gelen abisi zorluyor diye düşünüyorum. Aslında burası değil. Çünkü ben de oynadıkça Sibel'i tanıyor ve anlıyorum. Aslında başta zorlayan şey Sibel, hani gördükçe, anladıkça, kavradıkça adapte de olabilen biri. Sadece net bir şekilde onu anlaması lazım. En çok zorlayan kişi bana hala abisi gibi geliyor. Türkiye Yeşil Ovalı sadıçları çok sevdi. Peki siz bu birbirine gönülden bağlı dostlarda en çok neyi seviyorsunuz? Ben hala şeyi düşünüyorum, hani bu nasıl bir ilişki? Aradaki dostluk nasıl dostluk? Çünkü böyle dostluklar, erkek arkadaş dostlukları farklı ülkelerde de çok farklı olabiliyor. Bizim ülkemizde çok daha yakın, çok daha sıcak erkek arkadaşlıklar görüyoruz. Aslında tam çocuk gibi görüyorum. Ben Güneş olarak sadıçları 4 tane çocuk. Hem de aynı çocuğun farklı özelliklerini taşıyan, hem tek bir çocuk hem de 4 ayrı çocuk gibi görüyorum. O yüzden çok eğleniyorum ve keyif alıyorum yani. Onlardan her an her şey beklenebiliyor. Çok fütursuzlar. Başörtümüz de tıkandı. Hadi bakalım. Yeşil Deniz'in kadın karakterlerinin ortak özelliklerini sorsak? Onların duygusallıkları diyebilirim. Duygusal ve coşkusal olmaları. Öyle tepki vermeleri. Hani Sibel olarak daha... Hani buradan uzakta Almanya'dan gelen biri ve burayı anlayan biri olarak gördüğüm için Sibel de burayla beraber duygusallaşmaya başladı. Buradaki insanların yaşayışıyla beraber daha kafasıyla hareket ederken artık o da duygularına, ben de öyle görüyorum herhalde, o buradaki kadınların o duygusallıkları. Sen anamı söylersin.
Söylerim. Biraz da başarılı ve güzel oyuncuyu yakından tanıyalım. Mesela burcunuz ne? Ve her şeyden de önemlisi, burcunuzun özelliklerini taşıyor musunuz? Burcum Başak. Yani bilmiyorum, burçlarda hangisini okusak böyle hani... Sen ne bileyim, yay olsaydı yayı okusam yay taşıyorum diyecektim gibi geliyor. Başak ben de hani taşıyorum diyebilirim. Sonuçta toprak, daha doğrusu belki o elementin özelliğini taşıyorum diyebilirim. Hani toprağa, toprak iyi hissettiriyor bana. Kendinizi en çok nerede huzurlu ve dingin hissedersiniz? Ben biraz deniz insanıyım. Yani denize yakın oldukça çok huzurlu hissediyorum kendimi. Burayla ilgili ilk başta hani yine aslında denize 1,5-2 saat uzaklıkta bir yer. Biraz daha ortada olması, hani dedim nasıl olur acaba, rahat hisseder miyim? Ama burası da işte yeşil deniz dedikleri durumda buymuş. Burayla beraber hani o yeşil de bana çok huzur vermeye başladı. Yani burayı sevdim. Biraz hani şu an galiba buraya gelmek, burada dinlenmek bana iyi geliyor. Ama genel olarak hep böyle denizciyimdir. Yani İstanbul'da yaşıyorum normalde. İstanbul'da da hani böyle sıkıldığımda, bunaldığımda hep böyle bir deniz havası almak iyi gelir. Beşiktaş sahil olur, Moda sahil olur. Çok sevdiğim, huzur bulduğum yerler. Duygularınızı en çok hangi duyunuz harekete geçirir? Şöyle... Tabii ki hani görsel durum, hani renkler ve yapısı, mimari yapısı beni çok ilgilendiriyor. Çok başka dokunuyor. Ama bir yandan da o şehrin sanırım ritmi, müziği olabilir. Ya da hani duyduğum sesler beni orada daha çok tutuyor ya da daha çabuk uzaklaştırıyor. Mesela buranın böyle güzel tutmasının sebebi de sesleri. Aynı şekilde koku biraz daha sonra geliyor sanırım. Belki de kokuyu çok artık daha başka bir yerden, doğalında alıp ona göre bulunuyoruz. Ama ses hep değişken ve ayırt edici oluyor, çok çoğalıyor yani. Güneşin şeyi görünüyor, bombuş ama. Neyi görünüyor? İşitme duyusu sizin için bu denli belirleyici bir konumdayken, derinlikli bir müzik kültürünüzün olduğunu düşünmeden edemiyoruz. Aslında araştırmayı çok seviyorum. Hani farklı müzikler keşfetmeyi, ama daha çok böyle gönlüm hep etnik müziklerden yana. Hani tabii ki hiç değiştirmediğim, fix dinlediğim ve çok sevdiğim yabancı şarkılar da var. Ama onun dışında seviyorum işte ne bileyim Azeri şarkıları dinlemeyi, keşfetmeyi ya da hani İran müziği dinlemeyi ya da kendi ülkemizde çıkan alternatif toplulukları bulup çıkarmayı seviyorum. Hiç vazgeçemediğim, sürekli dinlemeye devam ettiğim bizim ülkemizden Geven de vardır mesela. Bazı şarkılarının belli bir sözü kendileri yazmışlardır, doğaçlama gelişir. Bazı şarkıları tersten okurlar. Bu bana çok evrensel geliyor. Hani öyle evrensel müzikleri seviyorum. Herkese dokunabilecek olan sanırım. Biraz basamaklar olursa şimdi olma. Meksika'dan çıktık, biraz Süleyman'ı gördük. İndin. Orada bir kal güneş. Orada bir kal. Şahit olduğumuz kadarıyla oldukça yoğun bir çalışma temposu içerisindesiniz. Bu koşuşturmacanın arasında hobilerinize vakit ayırabilmek biraz zor olsa gerek. Hobilerim, biraz böyle hobilerim benim yaşayış şeklim oldu zamanla, işimden de kaynaklı olarak. Hani zaten hali hazırda işimden dolayı sinema, film izlemek, işte bunlar hani hobi dediğimiz, kitap okumak. Ama ekstra bunların dışarısında resim yapmayı çok seviyorum. Hani bu böyle benim mesleğim değil ama böyle kendi gizli alanımda beni çok rahatlatan bir uğraşım diyebilirim. Yağlı boya resim yapmak sevdiğim bir hobi. Duyan da mapustan kaçma planını yapıyor da son anda vazgeçti zannedecek. Falday, ışıklar doğru gitme bak. Sakın ışıklar doğru gitme Falday. Telaşlanacak. İsmail. Yeşil Deniz yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Hiç sevmemişler bunu içeride. Sinirlerine hakim olamadan adamı bıçakladın öyle mi? Belki de ölmüştür önceye kadar. Ne diyor lan bunlar? Jimmy nerede?